Şimdi anlatır mısın hikayenin? Pişmiş tavuğun başına gelmedi senin başına gelenler. Bir, Evet. şeyden yola çıkalım. Bir şarkı yaptın. Hı. Bu şarkı için mahkemelik oldun. Evet. Bu şarkıyı niye yaptın? Niye devamını getirmedin? Sonra ne oldu da bu Gökçe Kırgızlar yavruladı? İki tane oldu. Tamam, şöyle konunun başından yani direkt şarkıyla başlayayım. Daha açıklayıcı olsun. Şimdi ben şarkı YouTube'da yayınlandı. Yani bu benim isteğimle de olan bir şey değil aslında. Çünkü ben daha 17 yaşındaydım. Şarkı yazmak, hani böyle ünlü olmak gibi işte piyasada adımı duyurmak gibi bir niyetim yoktu asla. Bu tamamen benim arkadaşlarımın arasında paylaştığım kayıtlarım oluyordu. Hani bakın ben şarkı söyledim işte bu benim ses kaydım gibi. Daha sonrasında bu şarkı YouTube'da çok ciddi anlamda bir şey talep gördü. Şarkıyla alakalı olarak da bu yani daha doğrusu şöyle bir şey oldu. O zamanlar şarkıya işte müzik yapanlar bir şeyler böyle sürekli şarkıyı çok fazla gündeme geldi yani benim beklediğimin dışında. Bununla alakalı olarak da bir takım müzik yapım şirketleri bize ulaşmaya başladı. Yani ben olayın bu boyutlara geldiğinin farkında olmadım. Bir de o zamanlar sosyal medya bu kadar günümüzdeki kadar da böyle çok etkili değildi. Yani YouTube denen bir yere hani böyle çok herkes deli gibi YouTube izlemiyordu. Çok bilinen bir mecra değildi. Yani ben biliyordum ama işte annemler vesaire bilmiyorlardı o kadar fazla. Sonrasında bu müzik yapım şirketlerinden çok fazla talep gelmeye başlayınca biz şarkının çok ciddi anlamda bir etki yarattığını fark ettik. Bununla ilgili olarak ben tabii ki o zaman üniversiteye hazırlanıyordum. Lise son sınıftaydım ve kesinlikle bir albüm yapmak, işte böyle ünlü olmak, sahneye çıkayım, işte böyle bir albümlerim olsun kesinlikle benim düşündüğüm ve hayal ettiğim bir şey değildi. Çok panikledim, korktum açıkçası bir de bilmediğim bir dünya olduğu için. Bununla ilgili de işte o zaman ben hani albüm yapmak istemediğimi, okulum olduğunu vesaire paylaştık o zaman arayan müzik yapım şirketleriyle. O dönemde şarkıyı çok fazla sahiplenmeye başladılar. İşte sen yani şarkı benim vesaire. Şarkı böyle değişik değişik isimlerle karşıma çıkmaya başladı internet ortamında. Tabii ben yani hiç alışık olmadığım şeyler, bilmediğim bir konu bu benim. Yani bir şarkının noterde gidilip onaylatıldığından bile benim haberim yoktu. Bu tamamen ben kendi şarkılarımı söylüyorum, paylaşıyorum vesaire. Bu şekilde ilerleyen bir süreçti. Yani Gökçe, söz müzik sana ait değil mi bu şarkıda? Bu şarkıyı sen yaptın. Ya söz müziği sana mı ait? Şöyle bir netlik getireyim hemen. Şimdi ben bu şarkıyla alakalı çok ciddi bir mahkeme süreci geçirdim. Şarkıya dediğim gibi çok fazla sahiplenenler oldu. Bununla alakalı olarak da en son Almanya üzerinden bir Türk'le bir ciddi bir mahkeme sürecimiz oldu. Yaklaşık 8 sene kadar sürdü. Yani 2008'de açılan bir dava 2015'te tamamlandı. Yani şu an şarkının müzik hakları bende evet ama sözleri konusunda bende gözükmüyor şu anda sözleri. Dolayısıyla da yani ve bu şarkıyla ilgili de bir takım hukuksal yaptırımlara da maruz kaldım açıkçası. O yüzden bununla ilgili çok konuşmayı doğru yani bulmuyorum tercih etmiyorum diyeyim yani sakın yanlış anlamayın. Çünkü hani hala daha kapanmış bir süreç yok orada böyle ucu açık kaldı biraz açıkçası. O yüzden de bununla ilgili zaten bir gelişme vesaire bir şey yaşanırsa da ben yine mutlaka paylaşıyor olurum. Yani artık okumuyorum bile şarkıyı öyle söyleyeyim size. O nedenle de hani yani şarkının durumu bu hani genel anlamda özetlemiş olursam. Okumuyorum yani... derken okuyamıyorsun değil mi? Yasal olarak sözlerini bir başkasına verdiler mahkeme. Evet bestekte kaldı. Evet. Sen de bu nedenle bir tazminata mahkum oldun. Bankada çalışırken maaşına haciz geldi bu şarkının sözleri nedeniyle. Ama bu arada Türkiye'de bir başka genç bir şarkıcı da bu şarkının sözleri bestesi benimdir dedi. O da dava açtı. O 2'de 0 çekti. Almanya'dan açan sözleri aldı. Açıkçası bayağı uğurlu bir şarkıymış. Ben seninle konuştuğumda sen müzikten bir kuruş para kazanmadan 25 bin lira gibi çok ağır bir bedel ödedin bu şarkıya. Evet. Peki bu şarkıdaki ses senin mi? Söyleyen ses, sen evet, mi? Benim. Evet, benim ses emin kaydı direkt. Evet, emin. Eminim. Evet. Emin olmana rağmen biz bunu Bülent Ersoy'un programında yıllar önce
Star TV'de bir programda. Bir başkası çıktı, bu şarkıyı söyleyen benim dedi. Evet. İsmi farklıydı ama o süreci bir anlatır mısın? Ne oldu? Sonra da bu şarkı niye bir Gökçe Kırgız daha yarattı? Şöyle bir şey oldu. Bir gün Bülent Ersoy'un o zamanlar yayınlanan Yıldızların Altındaydı zannedersem, ismi yanlış söylemeyeyim. Star TV'de bir program yapıyordu. Bir gün ben jenerik dönerken gördüm. Oraya işte bu şarkıyı söyleyen kızı bulduk. İşte bu akşam yayına getiriyoruz diye bir jenerik dönüyordu. Biz hani yani şoku uğradım ben. Çünkü ben o zaman Antalya'daydım. İstanbul'da da değildim. Hani kim çıkıyor, ne çıkıyor hiçbir fikrim yoktu. Sonra yayını izlediğimizde evet ismi yani kendi ismiyle oraya katılan başka bir şahıs vardı. Şarkıdaki yani sesin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Şarkıyı da kendisinin yazdığını iddia ediyor. Sonra orada böyle bir biz o dönemde oraya ulaşmaya çalıştık. Ama program açık havada yapılan bir programdı ve canlı yayına telefon bağlayamıyorlardı. Bu zamanki gibi bir teknoloji de o zaman yoktu tabii ki. Bunun için de bir de zaten kanalın telefonları da kilitlenmiş. Çünkü dediğim gibi şarkıyı çok sahiplenen insan vardı. Yani işte ben yazdım benim vesaire gibi böyle sürekli bir şeye dönüşmüş haldeydi bu şarkının durumu. Biz yayına ulaşamadık. Orada da şarkıyla ilgili yani ses senin mi diye bir deneme yaptılar. Biz sadece oraya yine bir mail yoluyla ulaştık şey diye. Yani oraya çıkacak kişinin ben olmadığıma dair bir bilgi gönderdik. Hatta orada da paylaşıldı. Bakın Gökçe Kırgız diye birisi var. Bize böyle böyle bir mail göndermiş. Bu yayındaki sesin kendisine ait olduğunu söylüyor diye. Orada bununla ilgili aslında bir şey bilgi verildi. Ama o yani çok üzerinde durulmadı bu konu. Genelde şey gibi oldu. İşte oraya çıkan hanımefendi şarkının seslendirmeye çalıştı. İşte benim ses kaydım açıldı. İkisi böyle karşılıklı bir bu mu o mu diye işte böyle teyit edilmeye çalışıldı. Bu şekilde hatta en sonunda Bülent Ersoy şey demişti. Başka bir yani tamam biz şu anda evet benzedi bu ses o sese. Ama eğer başka iddia eden birisi varsa buyursun programa gelsin tarzında bir açık kapı bırakmıştı en sonunda. Ben bununla alakalı olarak programa katılmadım. Zaten şöyle oldu yani bir iki program daha yayınlandı ve daha sonrasında program sonlanmıştı diye hatırlıyorum. Devam etmemişti program. Oraya da katılıp hani hayır benim o şarkıyı seslendiren gibi bir şey yapmadım. Çünkü dediğim gibi benim o dönemde zaten şarkıyla alakalı çok ciddi anlamda böyle bir hukuksal bir sürece girmek zorunda kaldım ben. Yani bu da şimdi yaşım da çok küçüktü. Yani bu bende gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik sıkıntı yarattı. Yani çünkü hiç alışık olmadığım bir süreç ve ben mahkemelere gidip ifadeler vermek zorunda kalıyorum. İşte her duruşmaya katılmak durumunda kalıyorum. Ciddi anlamda suçlanıyorum. Yani hırsızlıkla suçlanıyorum. Şarkıyı sen mi çaldın vesaire gibi. Dolayısıyla hani bu benim sıkıntılı bir süreçti benim için. O nedenle de açıkçası farklı bir insanın ben olarak oraya çıkması ya da sesi bana ait demesi çok da benim kanalize olabildiğim bir konu değildi o sırada. Çünkü uğraşmak zorunda olduğum farklı şeyler vardı. Ya tamam da mahkemeye demedin mi ki tamam buyurun Bülent Ersoy'un yayın bantı bunu izleyin. Bu ben değilim. Gidin ondan o zaman bu parayı alın. Diyor ya benim ne kızın ismi Merve Doğan diyor ki bu ses benim. Bu şarkıyı ben okudum. O okuduysa, o yazdıysa mahkeme bunun hesabını niye senden soruyor? Yargı. Ya burada şöyle bir şey var. O zamanlar çok fazla gündemde olan bir konu değildi bu. Yani bu kadar çok gün yüzünde olan bir durum değildi kimlikle alakalı bir sıkıntı yaşandı. Ben de çok fazla da ciddiye almıyordum açıkçası. Çünkü benim bundan Bülent Ersoy'un programından sonra uzun bir süre bununla alakalı mesela hiçbir bilgim olmadı. Yani sahneye çıkıldığına dair, benim ismimle sahne yapıldığı, şarkı söylendiği bununla alakalı çok fazla bir bilgim yoktu. Bu programdan zannedersem birkaç sene sonrasında benim o dönem açtığım bir sosyal medya fan sayfam vardı Facebook üzerinde. Hala da var zaten. Orada yayın yapmıştım. Yani oradan bana mesajlar gelmeye başladı daha doğrusu. İşte seni şurada izledik, sahnen çok güzeldi. Yok işte şuradaki sahnene geleceğiz şu gün falan. Ben de dedim ki ben sahne yapmıyorum ki siz nereye geleceksiniz? Yani benim sahneye çıkma durumum yok. Kimden bahsediyorsunuz, neyden bahsediyorsunuz? Bu şekilde öğrendim ki aslında arka planda benim ismimle sahne alınmaya devam ediliyormuş. Bunun üzerine hatta o dönemde bir suç duyurusunda bulunmuştum.
Ama suç duyurusunda da şu şekilde bir karşı dönüş oldu. Bu bir işte ceza davası konusu değil de maddi manevi tazminat davası konusudur. İşte gidin hakkınızı işte tazminat davası açarak arayın. Çünkü sahne ismi vesaire kullanılabilen şeyler olduğu için bu şekilde arayın hakkınızı gibi bir dönüş olmuştu. Bu arada yalnız bir parantez açmak istiyorum. Ben tüm bu süreçleri yaşarken de 2008 senesinde benim MÜYAP müzik ödüllerinden almış olduğum bu şarkıyla alakalı bir operatör servisini çalarken dinlet servisinde çok fazla indirilmişti şarkı ve işte en çok indirilen ikinci yapıt ödülünü almıştı. Ben bu ödülü mesela ben gidip aldım. Farklı bir Gökçe gidip almadı. Arkasından 2009 senesinde Show TV ana haberde bununla alakalı olarak bir röportaj yaptım. Hatta orada da açıkça beyan ediyorum. Şarkıyı sahiplenenler oluyor evet ama artık bu olay şarkıdan çıktı. Benim kimliğime döndü. Sen Gökçe değilsin, ben Gökçe'yim demeye başladı insanlar diye. Ben bunu 2009 senesinde zaten açıkça beyan etmişim. Yani tekrar tekrar kendim de oturup izliyorum. Açık açık söylemişim zaten ben bunu röportaj verirken. Tamam, bunu söyledin ama günün birinde sana bir ihtarname geldi. Evet. Kimden geldi? Gökçe Kırgız'dan. Gökçe Kırgız'dan, Gökçe Kırgız'a. Evet. O nasıl oldu? Hangi süreçte oldu? Bu arada sen... markanı tescil ettirdin Gökçe Kırgız olarak. Değil mi? Evet. Kaç yılında oldu bu? Bu şöyle oldu. Bana yanlış hatırlamıyorsam yine tam net söylemeyeyim ama 2015 senesinde bana bir ihtarname geldi Gökçe Kırgız'dan, Gökçe Kırgız'a dediğiniz gibi. İşte ben bu fan sayfamda yayın yapıyordum. Sahneye çıkan ben değilim. İşte benden başka sahneye çıkıp da benim adımla sahne alan insanlara itibar etmeyin şeklinde uyarılarda bulunuyordum. Bu karşı tarafı rahatsız etmiş. Bununla ilgili bir ihtarname geldi bana. İşte müvekkilimle aynı ismi taşıyan, işte siz bu şekilde yayınlar yaptığınız için biz maddi manevi zarar görüyoruz. Bunları yapmaya devam etmeyin şeklinde bir ihtarname çekilmişti. Tabii ki ben bunu yani dikkate almadım. Çünkü bu benim ismim. İsmim soy ismim yani. Bu benim öz direkt, sizin dediğiniz gibi anadan doğma öz ismim. Çok da dikkate almadım bunu ve dediğim gibi benim o dönemde bir ödülüm var, röportajım var. Kayda değer bir şey olarak görmedim. Ama bunun üzerine bana o dönemki birlikte çalıştığım avukat bana dedi ki sen ismini marka tescil ettirmelisin. Çünkü bu olay artık başka bir yere evriliyor. Bununla ilgili dedi yapabileceğin şu anda artık isim soy isim değişikliği olduğuna göre yapabileceğin şu an sen markalaştırabilirsin ismini. Merve Doğan kaç yılında Gökçe Kırgız oldu? 2013 diyebiliyorum. 2013 değilse. Evet. Evet. Evet, haberlerde de 2013 olarak çıkmış. Gökçe Kırgız da elinde az önce kimliğini tuttuğu bir fotoğrafı vardı. Kanal D'de ikinci sayfa yayınına katıldığında ona bunu soruyorlar. Gökçe Kırgız'la ben konuştum. Söylediklerini de az sonra söyleyeceğim size ama o zaman katıldığı yayında ya senin adın Gökçe Kırgız değilmiş. Başkasının adıymış diyorlar. Bu o yayın. Ve o yayında Gökçe Kırgız, bu arada son dönemde şarkıları son derece popüler, sesi Ebru Gündeş'e benzetiliyor. Suat Ateşdağlı ile düetleri var. Çok başarılı çalışmaları var. Sahneleri full. Yani müziğin yükselen yıldızlarından biri şu anda Gökçe Kırgız. Burada da kimliğini gösteriyor ve diyor ki bakın benim kimlikteki adım Gökçe Kırgız. Yani artık geçmişi şu su bu su değil. Bu benim adım diyor. Elinde tuttuğu kimlikte kendi kimliği. Evet. Dolayısıyla senin pabucun dama anadan doğmaymış, babadan olmaymış. Mahkeme bunu bana verdi diyor. Şimdi sevgili Gökçe bir şey araya gireceğim. Şimdi anlattığım hikayede sen de kendi hakkının peşine düşmemiş görünüyorsun. Şu ana kadarki de eğer bir hatan varsa söyle. Şimdi ben birisi Bülent Ersoy'un karşısına çıkacak. Ben İlkay Buharalıyım diyecek. Ben de 18 yıllık bir emeğim var. Senin de bir şarkın var, milyonlarca dinlenmiş. Ben de diyeceğim ki aman ya bu hatta oradan Bülent Ersoy çağrı yapacak. Benim için de Bülent Ersoy müziğin divası neyse Ali Eyüboğlu diyelim İlkay diye biri çıktı. Bu haberlerin sahibi benim dedi. Ali abine dedi ki ya ben burada işkilleniyorum. Ben çok tecrübeliyim. Gerçek İlkay değilsen de gerçek İlkay çıksın diye çağrıda bulundu. Ben de diyeceğim ki aman ya boş ver zaten dolu davayla uğraşıyorum. Şimdi bununla mı uğraşacağım mı diyeyim. Yoksa ben hemen bulurum. Benim ben derim benim ya. Yani sen kendi hakkının da bu şekilde Bülent Ersoy orada çağrı yapmışken ben bu sesten işkilleniyorum benziyor ama değil derken çıkıp da dememişsin ki benim değil mi ki bir notun bile bak yayınlanmış o yayıncıları biz şu an suçlayamayız
gönderdiğin nottan bile bahsetmişler. Eminim ki sen benim diye çıksaydın o yayında yer alırdın. Öyle değil mi? Bence evet. Diğer Gökçe Kırılkız da bakmış ki abi düşünsene ben bunun şarkısını söylüyorum. Yayına çıkmışım Bülent Ersoy'un karşısında. Bülent Ersoy anons yapmış, hakikisini çağırmış. O hakikisi gelmiyor. Hani yemeyenin malını yerler diye bir laf var ya, kız bakmış yoklamış, yok bir şey, yürüyeyim ben buradan demiş. Yani ben şu an aklımda öyle bir resim oluştu. Ya evet, ya onunla ilgili şöyle söyleyebilirim. Yani çok haklısınız. Ben zaten kendi payıma düşen noktayı kabul ediyorum. Burada ama şöyle bir şey var. Yani bu şimdi siz yani bunu empati yaparak düşünmeye çalışın. Çok rica ediyorum. Şimdi 17-18 yaşlarındasınız. Ünlü olmak ya da böyle şarkımı duyurmak gibi bir niyetiniz asla yok. Tamamen tesadüfi bir şekilde şarkınız duyuluyor. Ünlü oluyorsunuz. Bir şekilde gündeme geliyorsunuz. Daha bu yani yaptığınız ilk çalışma, ilk böyle duyulduğunuz anda birileri kalkıp size şarkı benim, davalar açılıyor. Ben o zamanlar üniversite hazırlığa geçmiştim. Apar topar mesela Cumhuriyet Başsavcısının karşısına ifade vermek için mesela gittim. Yani bunlar benim için şu anda evet belki böyle söylendiğinde aslında sen bir televizyona çıksaydın ya da işte çağrıldığında sana bir çağrı yapıldığında bir konuşsaydın her şey bitecekti. Şu an ben de bu pencereden baktığımda evet bunu çok net şeffaf bir şekilde görebiliyorum. Ama o dönem inanın bunu ne algılayabilecek psikolojideydim ne de kaldırabilecek durumdaydım. Yani ben her gece nereden böyle bir şeye dahil oldum diye oturup ağladığımı biliyorum. Neden bunlar benim başıma geldi? Ne oldu? Çünkü suçlandığım yani bana yaptırım olarak çıkacağını düşündüğüm şeyler para cezaları, yok işte hapis cezaları. Yani bununla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayacağımı düşündüğüm için ve dediğim gibi o zaman bu şekilde böyle farklı birisinin sahne aldığına dair de çok bunu benim anlayabileceğim, görebileceğim çok fazla bir mecra yoktu. Yani bugünkü gibi değildi. Bugün birisi sahneye çıkarsa anında duyuyorsunuz. Ya Instagram'dan görüyorsunuz ya Twitter'dan bir haber geliyor. O zaman çok bu şekilde değildi. Bir televizyona çıkması gerekiyordu ki göresiniz ya da işte bir radyoda duymanız gerekiyor ki göresiniz. İnternette olan şeyleri zaten çok çok araştırıp bulmanız gerekiyordu ki dahil olasınız bu konulara. Ben çok vakıf oldum. Yani açıkçası işin o kısmıyla ilgilenmek hiç o dönem benim şeyimde değildi. Yani ben daha çok olayın daha hukuksal, çünkü orada daha ciddi bir yaptırım var ya, hukuksal bir şeyle karşı karşıyayım. Ve o tarafla ilgilenmek durumunda hissediyorum kendimi. Çok da ciddiye almadım açıkçası. Yani hatta o dönemde ben hiçbir müzik yapım şirketiyle bir anlaşma yapıp albüm vesaire yapmadım. Ama buradan tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Müzik Yapım sevgili Ozan Özkay. Bu konuyla ilgili aynı şekilde yine bize ulaşan isimlerden birisiydi. Biz kendisiyle gidip görüştük. Çünkü beni yani o zamanki çok büyük bir rant. Yani çıkan şarkıyla alakalı bir albüm yapılmak isteniyor vesaire. Kesinlikle beni böyle bir şey için zorlamadı. Yani beni dinledi öncelikle. Benim ne istediğimi sorguladı. Ve benim hazır olacağım dönemi aslında beklemeyi kabul etti diyebilirim. Yani tamam bu işi sen yapacaksan hazır olduğunda bu işe girişiriz diye. Hatta bununla ilgili bana farklı şarkılarım için stüdyo çalışmaları yaptık birlikte. Gittik farklı kayıtlar yaptık. Yani bu dünyayı biraz daha tanımam için, görmem için. İşte Show TV ana haber röportajını mesela yapmamdaki en büyük etken kendisidir. MÜYAP Müzik Ödülleri'nde normalde albümü olmayan bir sanatçıya ödül verilmiyordu. Yani bir albümünüz olması gerekiyor ki bu ödülü almaya hak görülmesi açısından. Bunların hepsinde aracı olan, bu ilklere vesile olan kişi sevgili Ozan Özkay'dır. Aydın Özkay'ın yeğeni. Aydın Özkay o zaman müzik sektöründe önemli bir figür, MÜYAP'ın başkanlığını yaptı. Sezen Aksu'dan Sertab Erener'e, Aşkın Nur Yengi'den Nevent Yüksel'e birçok ünlünün şeysiydi, yapımcısıydı. Ama Ozan Unkabanı'nın hani Unkabanı kurt kabanı deniyor ya, Unkabanı'nın kurtlarından değildir. İyi eğitimli almış efendi bir delikanlıdır. O nedenle seni fazla zorlamadı. Ama şu anda bakıyorum ki karşımızda konuşan çok aklı başında bir Gökçe Kırgız. Sanki 20'li yaşlarda biri sana format attı. Aklını başına getirdi. Yani yıllar önce tamam 17 yaşında denemelerinden acayip bir şarkı çıktı. Ama sen
şarkıcı olmak gibi bir niyetin yok. Ne eğitim aldın üniversitede? Ben uluslararası... Sen de o boşluğu bıraktığın için kim Merve Doğan adlı yurdum insanı o boşluğu doldurdu. Baktı ki sahne çalışmalarında gittiği otelde Gökçe Kırgız olarak sahne alıyor ama kimlik kayıtı yapılırken Merve Doğan onlardan kurtulmak için dava açıyor. Adını soyadını değiştiriyor. Bu sefer gerçek bir sonradan olma Gökçe Kırgız oluyor. Ama Gökçe Kırgız'ın şöyle de bir şansı var. Güçlü bir sesi var. Yani Gökçe Kırgız'ı taklit eden karga sesli biri olsaydı bugün geldiğimiz noktada orijinalinden daha çok tanınan sonradan Gökçe Kırgız olma bir şarkıcı ile karşılaşmazdık. Dolayısıyla senin bir handikapın burada alanı bıraktığın Gökçe Kırgız'ın sesinin güçlü olması, bu işe baş koyması. Sen bu işe baş koymadın, sen başka bir alanda kariyer yapmayı planladın. Bankacı da olurum, çocuk da yaparım dedin. Sonra evlendin galiba. Evliliği sürüyor mu? Evet, devam ediyor şu an evliliğim. Şöyle bir şey var. Ben yüksek lisansımı da mesela müzik üzerine yaptım. Yani müzikten tamamen vazgeçtim. Aslında kariyerimi bambaşka bir yöne çevirdim şeklinde ilerlemiyordum. Ben müzikle alakalı çalışmalarıma dediğim gibi hep devam ettim. Haliç Üniversitesi'nde de Türk müziğinde yüksek lisansımı yaptım. Geçen sene de bitirdim. Aslında çalışmalarım dediğim gibi devam ediyor ama ben bu şekilde hani işte albümler yapıp direkt böyle gün yüzünde ilerlemedi benim sürecim sadece. Daha arka planda ilerledi. Evet, ama bu müzikten Gökçe, vazgeçtiğim anlamına gelen bir şey değil. Sevgili Gökçe, bu işin bir ilim bilim tarafı var, bir de film tarafı var. Sen işin akademik tarafından yoğun bir çaba sarf ettin ama film tarafını yani vitrini boş bıraktın. Bir de döndün baktın ki dolmuş. Gökçe Kırgız diye biri var almış başını gitmiş. Şimdi bu saatten sonra ne olacak? Sen onun Gökçe Kırgızlığını engelleyemezsin. Ama sen Gökçe Kırgız, orijinal Gökçe Kırgız ya da ne bileyim anadan doğma Gökçe Kırgız ya da real Gökçe Kırgız bir şey değiştirmen lazım. Senin de bu saatten sonra müzik yaşamına devam edeceksen, şarkıcı olarak, yorumcu olarak yoluna devam edeceksen ya saçlarının rengini değiştireceksin, kızıl yapacaksın, bir şeyler yapacaksın yani. Bu saatten sonra Gökçe Kırgız'ın doldurduğu boşluğu geri alamayacaksın gibi görünüyor. Ne dersin? Ya şöyle bir şey var. Bununla ilgili zaten benim bu vereceğim mücadeleyi işte hani kalkayım orada konuşayım burada konuşayım birazcık oraya laf atayım şeklinde bir amacım yok zaten. Benim tek amacım bununla ilgili hak arayışım olacak. Bu tamamen hukuki boyutta ilerleyecek. Çünkü benim istediğim de bu. Yani ben zaten öncelikle şunu da söyleyeyim. Kimsenin işine taş koymak, engel olmak vesaire gibi bir niyetim asla yok. Dediğiniz gibi sesi güçlüyse, sahnesi güçlüyse, zaten müziği seviyorsa istediğini yapmakta özgür. Benim burada verdiğim savaş aslında müziksel, müzikal anlamda bir savaş değil. Yani işte o bu şarkıyı yapmış, ben de karşısına şöyle bir şarkı çıkartayım, ben daha iyi söylerim. Asla böyle bir şey değil. Benim burada verdiğim tek savaş bir kimlik savaşı. Sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi mesela neden bu konu şu anda gündeme geliyor? Bu kadar sustun, neden şu anda konuşuyorsun? Burada şöyle bir şey var. Beni çok seven, çok hepsine teşekkür ediyorum. Benim haklarımı benden daha çok arayan insanlar var. Yani sosyal medyada çok fazla insanla tanıştım bu süreci yaşarken. Hepsi benden daha çok bu olaya kanalize olmuş ve hani bugüne kadar neden susuyorsun artık bununla ilgili bir şeyler yap deyip böyle artık bana gece gündüz yalvaran insanlar var. Bir kere öncelikle burada bu konuşmayı yapmak zaten ben kendi YouTube kanalım üzerinden bu şekilde bir konuşma mı yapsam hani artık bu insanlara bir açıklama mı yapsam şeklinde bir düşüncem hep vardı. Bu program şu anda buna vesile oldu aslında ki Ali Bey siz çok iyi biliyorsunuz yine bu seven insanlar tarafından size gelen taleplerle ben zaten şu anda buradayım. Önceliğim bu yani bu açıklamayı bu yüzden yapmak istiyorum. Yoksa kimseye böyle müzikal anlamda dediğim gibi bir yarışa girmek bir şey yapmak adına yaptığım bir şey değil bu. İkinci olarak şöyle bir şey var benim
sosyal medya hesabım, yani bugün herkesin kullandığı bir Instagram hesabı başkasını taklit ettiğim gerekçesiyle kapatılıyor. Ben yaklaşık 3 aydır yeni bir hesap açıyorum, tekrar kapatılıyor. Yeni, ve bu bahsettiğim hesaplar da 100 bin, 200 binlik insanların takip ettiği hesaplar değil. 2 bin kişi, 3 bin kişinin takip ettiği benim kendi, genelde ailemin, arkadaşlarımın olduğu hesaplar. Yani bu hesaplar neden kapatılıyor mesela? Ben kimseyi taklit etmiyorum. Ben olduğum kişiyim. Şimdi benim hesaplarım kapatılıyor. Gökçe Kirgiz diye hesap açıyorsun. Birini evet. Taklit ediyorsun diye kapatılıyor. Evet. Beter ol. Hesap kapatılıyor. Yani ve ben artık şöyle şikayetmişim. Ben yeni bir hesap açıyorum. İnsanlara durumumu açıklamaya çalışıyorum. Diyorum ki hesabım kapatıldı. İşte yeni bir hesap açtım vesaire konuşuyorum. Bana artık şöyle şeyler gelmeye başladı. Ya senin hesabın kapatılıyor. Sen hala daha kalkıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sen karşı taraftan para mı alıyorsun ya diye bir şeyler görmeye başladım. Yani bu artık bende şey etkisi yarattı. Yani evet ben susuyorum. Tamam bu olaylara girmeyeyim. Bu tarz polemiklerin içinde bulunmayayım mı tercih etmeye çalışıyorum. Bu sefer de bana sen karşı taraftan para mı alıyorsun şeklinde bir suçlama geliyor. Ve artık şunu anladım. Yani demek ki sustuğunuz zaman da hani işte asaletimden susuyorum falan öyle olmuyormuş demek ki bazı şeyler. Çünkü bu sefer benim para alarak sustuğum düşünülmeye başlandı. Ben de dedim ki yani bir insan babasının soyadını, kendi adını para karşılığında yani satar mı? Neden böyle bir şey yapsın? Ya ben böyle bir şey yapmıyorum. O yüzden şu anda bu konuşmayı yapmaya karar verdim. Şaka yapıyorsun herhalde. Ne hangi konuda? Adını soyadını değiştiriyor insanoğlu ya. Şaka yapıyorsun herhalde. Ne için değiştiriyor? Daha çok para kazanmak için. Yok yani başka birisi kazansın o paraları diye yapar mı demek istiyorum. Yani böyle bir şey neden yapayım? Yani ben para karşılığında ismimi neden satayım da hani ve bunun içinde susmak için bir para alayım yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyle bir şey değil mi abi? Sahnede isimlerini değiştiren, gerçek ismini kullanmayan, bildiğimiz tanıdığımız pek çok ünlü var. Hani insanlar isimlerini, soy isimlerini değiştirebiliyorlar. Öyle değil mi abi? Gayet tabii ki ismini, soy ismini değiştiriyor. Ama buradaki sorun o değil. Buradaki sorun Gökçe Kırgız kendisini şöhrete ulaştıran şarkının sözlerini çalmaktan ya da besteyi çalmaktan yargılanırken ismini kaptırdı. Ya ve hakkının da peşine şey düşmemiş. Evet. Şimdi ben Gökçe Kırgız'la görüştüm, hemen onu size aktarayım. Evet. Öncelikle yazın, yani yeni yayın döneminde Magazin Motoru'na başlarken takipçilerimize kimleri konuk görmek istersiniz diye sormuştum. Senin fanların da Gökçe Kırgız diye çokça mesaj atmıştı. Ben de o gelen cevapları da paylaşmıştım. Gökçe Kırgız'ı da etiketleyince diğer Gökçe Kırgız'a gitmiş. Hı-hı. Sonra senin fanların büyük bir saldırıyla siz ne yapıyorsunuz? Biz bu Gökçe Kırgız'ı değil öbür Gökçe Kırgız'ı istedik falan derken böyle tamam dedim arkadaşlar anladım iki Gökçe Kırgız var. Ama bu arada diğer Gökçe Kırgız'ı da etiketlediğim için bir selamlaşmıştım yani falan. Öyle Instagram'dan bir merhabamız olmuştu. Bu olay da gündeme gelince tabii ki hem tarafsız habercilik gereği sen ne dersin diye Ali abi aramanı istedi. Ben de hemen Gökçe Kırgız'a ulaştım. Birincisi şunu söylüyor. Bu şarkının telifleri hala bana yatıyor dedi. Yani madem şarkı benim değil niye bu şarkının teliflerini ben alıyorum dedi. Bu bir. Bir ikincisi evet bu olay 10 yıl geçmişte kaldı. Evet yaşandı ama bu ismi soy ismi bana Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi verdi. Adalet verdi. Ben inkar etmiyorum. Evet değiştirdim ama bu ismi almamda bir sakınca olsaydı herhalde adalet, mahkeme falan vermezdi ve bugün kullanıyor olmazdım. Ben bunları arkamda bıraktım. Bu arada Magazin Noteri'ni çok seviyorum. Her zaman gelebilirim. Ama bu konuyla ilgili artık gündeme gelmek istemiyorum. Beni anlayın lütfen dedi. Yani bir şeyi inkar etmiyor ama adalet nezdinde ben bu ismi aldım. Ve benim diyor. Yani ben böyle ünlü oldum. Böyle olmasını isterdim ama ben böyle ünlü oldum. Ve bu isimle çıktım. Dolayısıyla bu ismi kullanıyorum. Kimlik dedi. Adım bu dedi. Bir ikincisi dedi ki evet diğer Gökçe'yi de anlıyorum. Birkaç hafta önce yeni bir şarkı yayınladı. Şimdi gündeme gelmek istiyor olabilir. Baktım gerçekten 3 hafta önce bir şarkım var. Ayıp da değil ayrıca. Şarkı yayınlamak, gündeme gelmeyi istemek. Hatta ya böyle yapmamış şey olduğum için bunlar başına geliyor zaten. Gelmiş. Ben kendisine başarılar diliyorum dedi.
Peki dedim ismini kullanmasına izin vermiyormuşsun. O doğru mu Gökçe Kırgız'ın? Hiç böyle bir şey yok. İşte dedi birkaç hafta önce kendi ismiyle kendi şarkısını yayınladı. Yani böyle bir şey mümkün değil dedi. Özetle söyledikleri bunlardı. Tamam. Yani cevap mı vereyim şu an? Vereyim mi? İşte istiyorsan ver yani. Yani şimdi, o bunları söylüyor. Şimdi cevap verir misin vermez misin senin bileceğin işte. Aynen. Sonuç itibariyle o şarkının telifleri bana yatıyor dediği çok enteresan bir durum var. Yani bir taraftan karşımızdaki Gökçe Kırgız şarkıyı izinsiz söyleyip piyasaya çıkardığı için yargılanıyor yıllarca ve tazminata mahkum oluyor. Ama o şarkının telifi sonradan Gökçe Kırgız olan Merve Doğan'a yatıyor. Bu nasıl olabiliyor? Ya kusura bakma da bunu da takip etmiyorsan hani hakikaten sürün yani. Şöyle söyleyeyim. Telif konusuyla alakalı olarak yani ben böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. O yüzden de bu konuyu ciddiye almıyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani bu hani benden de o zaman çıkar. Şu anda dediğim gibi ben sözleri kaybettim. Almanya'dan başka bir Türk bu sözlerin hak sahibi olarak gözüküyor şu anda. O zaman zannediyorum ki bu tarz bir söylemi varsa söz açısından da aynı duruma, benim yaşadığım bütün durumlara kendisi de maruz kalacak demek ki. Yani ya çünkü da satın almış olabilir belki. Hani o da bir yol. Şöyle bir şey olabilir. Telif haklarını almış olabilir yok, mi abi? Yok alamazsın. Şimdi hiçbir eser münhasıran devredilemez. Hiçbir eser. Yani o eseri sen süreliğine kullanırsın ama onun telifi o eser sahibine yatar. Şarkı sözünü kim yazdıysa ona %60'ı bestecinindir, %40'ı söz yazarındır. Ağırlıklı kısmı %60'a %40'tır telifin payı. Ya ama burada meslek birliklerinde neresidir? MSG ya da NESAM'a sorman lazım. Böyle bir ödeme yapıyor musunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yüksek lisans tezimi telif haklarıyla alakalı bir konu üzerinde yaptım. Türkiye telif ortamı yani dijital müzik üzerindeki telif ortamıyla alakalı bir konu üzerine yapmıştım. Bununla ilgili de MSG'de bir görüşmem oldu. Ben oraya gitmişken yani biz farklı bir konu üzerine görüşüyorduk. Ama oraya gitmişken de bu konuyla alakalı sordum. Çünkü beni zaten diğer kişi gelecek diye bekliyorlarmış. Biz oraya randevu alarak gitmiştik. Şaşırdılar yani biz hani bizim işte üyemiz gelecek buraya falan zannediyorduk deyip şaşırdılar zaten. Orada ben sordum dedim ki böyle böyle bir şarkı var kalbime gömerim bununla alakalı olarak bir telif ödemesi yapıyor musunuz diye sordum. Şöyle bir şey var zaten şarkı MSG'de o kişiye kayıtlı olarak gözüküyor. MESAM'da farklı bir kişiye kayıtlı olarak gözüküyor. Abi bir yani saniye diğer Gökçe'ye mi kayıtlı görünüyor şarkı? Evet farklı MESAM'da da farklı bir kişiye kayıtlı gözüküyor şu anda şarkı. Ha, o zaman dolayısıyla, o abi bir tanesinden alıyor telifi o. Nerede öyle, biz bir telif ödemesi yapmıyoruz dedi. Çünkü bununla alakalı zaten MESAM'la bile aramızda şu anda teliflerin nereye ödeneceğine dair bir anlaşmazlık var. Dolayısıyla böyle bir ödeme yapmıyoruz dedi. Bana söylenen bilgi bu. Neticede bir meslek örgütünde diğer Gökçe Kırgız'ın adına lisanslı bu şarkı. Doğru mu? Evet. Anlıyorum. Evet. Evet. Tamam bana söylemek istediği şey buydu o zaman. Lisanslı olamaz. Yani neyse işte onun adına kayıtlı. Ya oraya bu şarkı Gökçe benim diye beyan etmiştir. Zaten beyan usulüyle çalışıyorlarmış. Biz bunu yani, sorgulamıştık. MESAM MSG beyan usulüyle mi çalışıyor? Evet dediler beyan usulüyle. Bize mahkeme kararıyla alakalı herhangi bir şey gelmediği sürece biz sanatçının söylediği beyanı esas alıyoruz dediler. Hemen verseydin mahkeme belgelerini orada da mı vermedin? Orada da mı eserin peşine düşmedin? Al kardeşim orada... bak. Yok, o orada zaman şöyle bir şey davanın zaten direkt bir karar yoktu. Meslek örgütüne. Üye değilsin. Ben hem üye değilim hem de karar gerekçeli karar o zaman çıkmamıştı zaten konuyla alakalı olarak. Yani bir karar kağıdı yoktu elimde. Ne zaman ki bu konuyla alakalı bir dava sonuçlanır vesaire bize de gelir birileri der ki bakın biz mahkemeden böyle böyle bir karar elde ettik. Bununla alakalı olarak telif ödemelerini almak istiyoruz. Anca bu konu o zaman çözülür dediler. Yani şu anda bu konuyla alakalı bir ödeme vesaire yapıldığını kesinlikle düşünmüyorum. Peki bir şey soracağım. Bu konuda yüksek lisansımı bunun üzerine yaptım diyorsun. Değil mi?
Peki bir meslek örgütüne üye olurken bir kriterler var. Yayınlanmış şu kadar eserinin olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani ben bugün gidip MESAM'a ya da MÜYAP evet MESAM öteki neydi? Mesleki'ye üye olamam. Benim yayınlanmış şarkı sözüm, sözlerim ve bestem olması lazım. Şimdi Gökçe Kırkız mesleğe üye olurken ne kadar eser beyan etmiş? Yani o eserler hakikaten onun mu? Ben merak ettim. Yani onları tabii ki orada sorgulamadım kaç eser Niye? Var nedir diye. Yani belki senin başka eserlerin Gökçe Kırkız adına var mı başka eserin senin? Ha, benim var ama onları sahiplenmişliği öyle bir durum söz konusu değil zaten. Yani onlarla ilgili bir şey. Peki Gökçe Kırkız'ın başka meşhur şarkısı var mı? Şu an kendi yazıp bestelediği var mı? Hiçbir fikrim yok ama farklı insanlardan aldığı şarkıları söylüyor şu anda. Hayatın farklı insanlardan aldığı şarkıları söylemesi onu eser sahibi yapmaz. Onu yorumcu yapar. Evet. O haliyle mi yorum bire üye olabilir. Ama meslekiye üye olabilmesi için işte varmış kendisinin eser sahibi o, ama senin şarkını da senin telif ödediğin daha doğrusu bedel ödediğin şarkıyı da kendi adına oraya beyan etmişse dolaylı olarak başka eserleri de başkalarının adına olan eserleri de bunlar benim diye gösterip oraya üye olmuş olabilir. Yani sen hukuki mücadeleni sürdürürken bu tip altyapı araştırmalarını da yapmış olman lazımdı. Ya bunlarla ilgili zaten şöyle söyleyeyim. Ben konuyla alakalı olarak hukuki bir yaptırıma bugüne kadar girmemiştim. Biz şu anda zaten yani bu sene bu süreci başlatmak için avukatımla görüştük. Bununla alakalı olarak da avukatımın zaten şu an yaptığı çalışmalar var ama bu pandemi süreci, biz çok daha öncesinde aslında süreci başlatmış olacaktık ama pandemi süreci girdiği için adliyeler kapandı vesaire. Maalesef beklemek zorunda kaldık konuyla alakalı. Hatta şimdi Gökçe'cim bak hukukta buyurun. Bile zaman aşımı diye bir şey var. Senin şarkın çıkıyor 2006'da. Bak şarkı 2006'da çıktı. Diğer Gökçe Kırgız senin ismini alıyor 2013'te. Gene aradan geçmiş bir 7 sene. Şarkı çıkalı olmuş 14 sene. Hani hak aramak çok güzel bir şey. Ama geç gelen adalet de adalet değildir ya. Ali abinin dediği gibi ok yerden çıkmış artık değiştirebileceğin bir şey de yok. Tabii ki gene uğraş ama sanki o günlerde mücadele etsen. Hani hala diyorsun ki avukatımla görüştüm bu sene başlayacağız. Yani biraz bu konuda çok mücadeleci ya, bir ruhun olmadığını görüyorum. Evet. Hakkını alma konusunda. İster istemez ev sahibini suçluyoruz. Niye kapıyı kapatmadın, niye cama demir takmadın falan gibi. Evet. Yani... Döveceğiz ev sahibini. Kimse demiyor ki ya ben o arkadaşı tanımıyorum ama kusura bakmayın da dünyanın en yaratıcı sanatçısı da olsa birinin kimliğini elinden almak bana tuhaf bir şey geliyor. Yani sadece eserlerini değil kimliğini de almak. Niye ben gayet tabii ki sahnede takma isim kullanabilirsin ama ben artık Gökçe Kırgız'ım. Devlet bana bu kimliği verdi deyip gerçek Gökçe Kırgız'a dünyayı zehir etme, hayattan küstürme hakkı yok ya bilmiyorum. Ya bana göre tuhaf bir şey. Çok tuhaf. Örneği bile yoktur belki. Yani bir örneği daha yaşanmamış. Bu sadece senin başına gelmiş bile olabilir. Yani işin en ilginç tarafı ve en tuhaf tarafı, en absürt tarafı. Bir tarafta Gökçe Kırkız bir şarkıyı sözü müziği benimdir diye beğen etmiş. YouTube'da bilmem ne kadar tıklanmış. Almanya'dan bir adam bu şarkı benim diyor. Dava açıyor. Türkiye'den ne Topaloğlu'ydu? Çağlayan. Çağlayan Topaloğlu bu şarkı benim diye dava açıyor. Sonunda Türk Mahkemesi diyor ki bu şarkının sözleri Almanya'daki X kişiye ait. Bestesi Gökçe Kırgız'a ait. Ortadan bölüyor şarkıyı. Aynı şarkıyı gidiyor. Başka sonradan Gökçe Kırgız olan Merve Doğan Mesleki'ye benimdir diye kaydettiriyor.
Ya bu kadar davalık olmuş. MSG'de bu kayıtları yapan arkadaş hiç mi Google'a girmiyor? Bu sen misin? Biri geldi gitti Milliyet Gazetesi'ne, o Ali İboğlu benim, o yazıları da ben yazıyorum dediği zaman yukarı çıkarıp masamı mı teslim ediyorlar ona? Ben anlamıyorum. Yani hakikaten ya senin iyisi çocuğunun büyük. Kaç aylık çocuk? 1,5 yaşında. Ne ismi? Alencan. Allah bağışlasın. Allah teşekkür bağışlasın. Ederim. Sağ olun. Sen çocuğunu bir öteki çocuk büyümüş onunla. Uğraşamam. Bilmiyorum yani... bu saatten sonra nasıl bir mücadele vereceksin? Bu saatten sonra müzik dünyasında yolculuk mu yapacaksın? Bankacılığı bıraktın, artık şarkıcılık mı yapacaksın? Yani müzikle ilgilenmeye evet devam ediyorum. Bu arada bu şarkı konusunda bir açıklık getireyim. Ben bir reklam yapacak olsaydım bununla alakalı olarak. Yani siz buna çok daha aşikarsınız, çok daha iyi biliyorsunuz ama şarkıyı çıkarmadan önce zaten böyle bir sürecin içine dahil olurdum. Böyle bir takım gündemler yaratmaya çalışırdım kendime. Ayrıca şöyle bir durum, zaten şarkı, söz, müzik bana ait olan, benim bestem olan bir çalışma değil. Çok yakın arkadaşım Emre'nin, daha önce de düet yaptığımız, Kalbime Gömerem'de de hatta birlikte düet yaptığımız sevgili Emre Altınel'in bir çalışması. Gökçe bunu birlikte okuyalım mı dedi. Tabii ki de dedim, seve seve birlikte okuyalım. Biz bu çalışmayı yaptık. YouTube'da da paylaştık, öyle çok büyük iddialarla zaten müzik piyasasının içine şarkıyı atıp da böyle bir reklam yaratayım, gündem yaratayım gibi şeyler yapmadım zaten. Ki üzerinden bir ay geçtikten sonra da hiç böyle bir reklam yapmaya gerek yok zaten konuyla alakalı. Bu bizim Emre'yle yaptığımız tek çalışma da değil, bizim Emre'yle bu şekilde yaptığımız bir sürü çalışmalar var. Benim tek var, onun tek var, bizim birlikte söylediğimiz şarkılar var. Bunları da yine zaman içerisinde yayınlayacağız, paylaşacağız. Ama bu konu benim için bir reklam konusu asla değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu tamamen benim verdiğim bir kimlik savaşı. Evet, ben kabul ediyorum. Bugüne kadar bu konuyla alakalı fazla sessiz kaldım. Fazla etkisiz kaldım diyeyim. Belki kendimce geçerli ama dışarıya anlattığımda çok geçerli olmayabilir. Bunu da kabul ediyorum. Bir takım sebeplerim vardı. Ama zamanı şimdiymiş. Yani evet, geç gelen adalet belki adalet değildir. Tamam, buna da katılıyorum. Ama en azından beni tatmin edecek. Yani şöyle söyleyeyim. Bu isimle alakalı, yani ben bu ismi özgürce bir Instagram hesabında bile kullanamıyorsam, evet ben burada bu, yani şey gibi bu, evet bugüne kadar aramadın ve senin başına bunlar geldi ve gelmeye de devam edecek etkisi yaratıyor bende. Yani ben sustukça demek ki daha da kötüsü, önce şarkı gitti, arkasından isim gitti, hepsine okey derken bu sefer kalktı Instagram'ın gidiyor, daha ne gidebilir acaba diye düşünüyorum. Yani hani daha ne elimden alınabilir acaba diye. Dolayısıyla da artık buna, yani evet o zaman söylemediğim şeyleri belki şu anda yapmam gerekiyor. O zaman başlatmadığım mücadeleyi belki şu anda başlatmam gerekiyor. Şu anda başlat. Yani... yarın öbür gün biri de çıkıp Arencan benim çocuğum diyebilir yani. Evet, yapıyoruz bunun esprisini de aramızda zaten bol bol. Onu da kaptırma ya. Yani o yüzden ben bu hak arayışımı devam edeceğim. Zaten bunu da avukatımla hep konuşuyoruz. Bu süreci de zaten şeffaf yürütürüz. Yine bu konuyla ilgilenen, bilgilenmek isteyen insanlar olursa mutlaka bununla alakalı da her zaman bilgileri de paylaşırız, sürecin ne olduğunu vesaire. Yani dediğim gibi benim kimseye karşı böyle bir önünü kesmek, bir şey yapmak asla değil. Ama evet, siz birisinin ismini, yani bir sahne ismi alabilirsiniz kendinize. Bu çok... olabilecek bir şey. Kendi isminizle yapmak istemiyorsunuzdur. Farklı bir isimle yapmak istiyorsunuzdur. Hepsine tamam. Ama önce bir almak istediğiniz isme, yani her şey bu kadar masumane olamaz ya. Bir bakarsınız. Evet tamam, mahkeme buna bakmış. Yani bu birazcık burada topu yargıya atmak gibi oluyor aslında. Yani yargı bana bu ismi verdiyse vardır bunda bir sebep. Böyle bir dünya yok maalesef. Yani sen önce almak istediğin isme bir bakarsın. Böyle birisi var mı? Ben 2009'da zaten bununla ilgili bir röportaj vermişim, bir ödül almışım. Hadi ödülden haberin olmadı mı? Yap müzik ödülleri, duymadın. Ama bir röportajım var benim. Bugün YouTube'a girdiğinizde pat diye bulabiliyorsunuz. Böyle bir isimde birisi ve ne tesadüf ki aynı şarkıyla alakalı seslendirdiğini iddia ederken, konuşurken, bununla ilgili bir röportaj verirken kalkıp da ben ismimi böyle kullanıyordum, gideyim böyle yapayım. Yani böyle bir şey yok. Yok yani, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Peki, yani bana mantıklı bir açıklama gelmiyor. Hukukçular ne diyorlar? Ortada bir haksız rekabet, ismin suistimali,
falan gibi davalar açılamıyor mu yani? Ha, şimdi haksız rekabet deyince siz onu söyleyecektim. Ben bir suç duyurusunda bulundum. O zaman bir isim değişikliği henüz yoktu diye hatırlıyorum. Yanlış söylemeyeyim. Bir suç duyurusunda bulundum bu şekilde kullanıldığına dair. Ama onunla alakalı dediğim gibi maddi manevi tazminat davası açın. Çünkü işte bir de marka tescil belgem de o zaman yoktu zaten benim. Bununla alakalı işte hakkınızı tazminat davalarıyla arayın şeklinde bir cevap geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu o zamanki birlikte çalıştığım avukat da söyledi. Dedim ki tamam, nasıl yapıyoruz? Maddi manevi tazminat davası açalım, ne yapabiliriz işte açalım, işte her şeyi yapalım. Dedi ki bu davalar dedi işte 40 bin liradan başlar, 50 bin liradan başlar, işte 60 bin liradan başlar. Dedim ki farklı bir patent firmasıyla görüştüm mesela, tamam dedim siz ilgilenin ne yapabiliriz? Dedi bu davalara çok para dökmeniz gerekiyor ve bu davalar sürekli para yiyen davalardır. Yani sonuçlanana kadar bir takım ödemeler yapmak zorundasınız. Yani ben o dönemde zaten şarkıyla alakalı dediğiniz gibi 25 bin lira yakın bir parayı ödemişim. Başka cezalar çıkacak mı diye bunun endişesi içerisindeyim. Farklı bir konuda hakkımı aramak istiyorum ama bana diyorlar ki 50 bin lira ver, 60 bin lira ver. İşte ucu açık bir konu, bilemezsin. Şimdi oradan nasıl bir sonuç alacağımı da bilmiyorum. Yani bugün sonuna kadar haklı olduğunuz bir konuda bile bütün davayı kazanamayabiliyorsunuz. Farklı dinamikler girebiliyor ortaya. Başka bir şeyler olabiliyor. Bir şekilde top size dönebiliyor. Tam tersi dönebiliyor her şey. Şimdi ben emin olmadığım bir konuya kalkıp da ben o zaman mezun olmuşum. Üniversiteden çalışmaya başlamışım. İşte bir yandan şimdiki eşimle o zaman bir evlilik hazırlığı içerisindeydik. Bir takım şeyler yaparken yani benim 50 bin lira 60 bin lira ayırabilecek bir durumum yoktu açıkçası. Yani ve ucu açık bir konu. Hani bilsem ki her şey evet bana dönecek ve ben bunu öyle şey yapacağım. Tamam bir şekilde bu topun altına girersiniz. Ama hakkınızı aramak bile maalesef çok ciddi paralar harcamanız gerekiyor bazı şeyler için. Yani her şey dışarıdan söylendiği gibi bana da çok yakın çevremden çok söylendi. Yani sustuğun için oluyor, yapmıyorsun, peşine düşmüyorsun, bak böyle oluyor. Ama ben ne zaman bu olaylarla ilgili bir şey yapmak istesem yani ya maddi olarak tıkanıyordum ya işte farklı hukuki başka bir takım yaptırımlara maruz kalıyordum. Dolayısıyla da yani bir şeyler istediğim gibi gitmedi açıkçası. Öyle söyleyeyim. Evet. Akıl verenler para vermezler. Bu maç sana dava. Kızım maç sana dava. Nerede money? Yok. Yani yok. Ya mesela ben size anlatırken size ben çok sorguladınız. Yani müzikten bir kuruş para kazanmamış bir Gökçe Kırgız bir taraftan şarkı sözümü çaldın diye 25 bin lira tazminata mahkum oluyor. Bankadan aldığı maaşı haciz geliyor. Öteki taraftan bir Gökçe Kırgız daha çıkıyor. Ona karşı hukuki mücadele verebilmek için sponsor bulması lazım. Yok. Yani şimdi hakkını aramıyorsun derken biraz da adaletsizlik yapıyoruz. Yani evet sustu kulağımızı bu zaman bağırana bir dikkat edelim. Yani ben açıkçası burada yani Gökçe Kırgız'ın ben Gökçe Kırgız'ım başkası hırsız demesi için bir sebep göremiyorum. Yani niye alıyorsun ismini? Yani bunu sormak isterim açıkçası. Yani biz soralım. Ay sonunda şarkısı çıkacakmış Gökçe Kırgız'ın da. Ben gelirim size dedi. Yani ama sadece hani bu konu ve şimdi bu ben bu konuları konuşmak istemiyorum. İşte bu konular geride kaldı diyor ya. Geride kaldı ama devreleri kırarak geride kaldı. Yani bir günah çıkarmak, bir helalleşmek lazım. Ben bu Gökçe Kırgızlardan hiçbirini tanımıyordum. İsimlerini İzleyecektir. İsim bu arada diğer Gökçe Kırgız'ı çok merak ediyorlar. Onun videosunu verebilir miyiz arkadaşlar? Hani o da kim diye merak eden de var tanıyanlar olduğu gibi. O da ekranda olursa sevinirim. Buyur abicim. Özür dilerim. Araya girdim. Yani ben fanların yazması üzerine bu konuya dahil oldum. Yazıyorum Google'a Gökçe Kırgız diye bir esmer bir kız geliyor, bir sarışın bir kız geliyor. Lan hangisi bunun Gökçe Kırgız? Röportajlara bakıyorum dedim bu iş çok karışık bir iş. Bana yazan fanlardan birine dedim ki ya bana bu işi bir anlat. Anlattım. Dedim ki bu Gökçe Kırgız'a nasıl ulaşırım? Bana mail adresi verdiler. Mail adresinden yazdım dedim telefonum bu. O arada bir süreç geçti. Habire yazıyorlar Ali Bey ne yaptınız dedim. Valla bizde teklif var ısrar yok. Ben mesaj attım mail attım. Dönerse bizimdir. Dönmezse değil. Yani dinledikçe tüylerim ürperdi. Yani
tam bir vodvil yani, hakikaten trajikomik bir olay. Yani MSG'nin, Türkiye'deki meslek örgütlerinin çalışmalarının nasıl arabesk olduğunu da görüyoruz böylece. Beyan esastır. Yok canım. Yani Gökçe, seni dinlerken şeyi çok istedim. Yani eğer o yıllarda bir kere müthiş bir şey yakaladın. Yani o şarkı yıllarca çok popülerdi. Herkes seni çok merak etti. O zaman bir ablan olarak gerçekten seni tanımayı ya da yanında keşke sorup danışabileceğin birileri olsaydı. Bir, o şarkının teliflerinden, eğer o şarkıyı en başında kendi adına tescilleyerek o platformda paylaşmış olsaydın, bir müzik şirketiyle anlaşmış olsaydın, bir, para ödemek değil, ödediğin o mahkeme paralarının misli misli mislini bunca yılki dinlemelerden, o şarkı 22 milyon mu dinlendi? Kaç milyon dinlendi? 39 milyonlardaydı. 39 milyon dinlenmeden çok ciddi. 39 milyon dinlenen bir şarkıdan hiç yorumcu, şu bu telif almadın mı hiç? Yok. İşte yani benim diye ortaya atmadığı için, mal ortada sahipsiz kaldığı için o şarkıya 22 kişi sahip çıkmış. Yani benim okuduğum haberlerden. Siz sadece 2-3'ten mahkemelik bahsediyorsunuz ama dolayısıyla o malı, yani ürettiğin eseri sahipli bir şekilde yükleseydin, yani bilebilseydin, işte o çok genç yaşlarda keşke sorup danıştığın birileri olsaydı, bugün yaşadığın bunların hiçbirini yaşamazdın ve müzik çalışmaların bir taraftan devam ederken sen aslında Türkiye'de pek çok kişinin yakalamak istediği, yakalamak için pek çok şeyi feda edebileceği, şöhreti de yakalamış biriyken onu kendi isminle, cisminle kullansaydın, istediğin zaman yine ara ara müzik çalışmalarını yapar, istediğin zaman kenara çekilir. Ama o şeyi sürdürebilirdin. İşte o fırsatı yakaladı ama sırtını büyük döndü. Büyük fırsat kaçmış. Sırtını evet. döndü. Uluslararası ilişkiler okuyacağım. Vardır böyle bazı entel danteller şarkıcılığı, müzik dünyasını falan küçük yeri, ayağı plakçılar un kapanı çalıştı, bunlar hep sapık, oraya girmeyin falan, beni korkutuyor. Çok kötü şeyler yazıyorlar zaten un kapanı, kurt kapanı. Ama sonuç itibariyle bugün geldiğimiz noktada mahkeme kararıyla da olsa bu eserin yorumlayanın sen olduğu, bestesinin sana ait olduğunu artık mahkemede tescil ettin. Bunu bir meslek örgütüne bir yerlere kaydet artık. Bu saatten sonra birileri gene bedel ödediğin şarkının üstüne çökmesin. Evet. Yani bundan hiç para kazanmadım diyorsun. 30 milyon. Bizim toplam 30 milyon tıklanmamız yok. Para kazanıyoruz bu işte. Yani yasal zemine oturtacaksın bunu. Evet. Yok yani bu saatten sonra zaten dediğim gibi hani evet belki birazcık geç kalınmış bazı şeyler için. Ama bu saatten sonraki tüm hakkım olanı almak için, daha doğrusu ne yapmam gerekiyorsa artık o yolda ilerleyeceğim. Yani onunla ilgili daha fazla zaten bu hani dediğim gibi üstü kapanacak bir tarafı da kalmadı. Daha fazla böyle çekilip, çünkü sustukça da daha böyle korkak, işte daha çekingen, daha suçlu konuma düşüyorsunuz. Dolayısıyla bunu da istemiyorum artık. Bir de şu da olabilir. Hani dediniz ya 20'li yaşlardan sonra işte format mı atıldı Gökçe'ye diye. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Yani büyüdüm belki de. Artık bir şeyler daha korkutucu gelmiyor. Yani sonuçta doğru insanlarla doğru bir şekilde hakkınızı ararsanız eğer, ben bir şekilde adaletin geleceğine inanıyorum artık. O nedenle de evet belki elime bir şey geçecek, belki geçmeyecek. Bu saatten sonra ne elde ederim onu da bilemiyorum ama sonuna kadar yine de ben bunun peşinden gitmek istiyorum. Sen yine dosyanı hazırla. Sırat Köprüsü'nün orada. Sorarsın bunun hesabını. Bu dünyada çözemedik. Ahirete kaldı. Gel bakalım bunun hesabını ver diye. Yani bu saatten sonra yapacaklarını telif hakları konusunda da olsa bir şekilde çözmen lazım. Meslek örgütlerinin birine üye olman lazım. Madem ki beğen esas, ben sana bir sürü Karadeniz türküsü söyleyeyim. Onlar benimdir diye kaydettir oraya. İyi fikir abi. Hiç yoktan 3-5 akar yani. Yani müzikten para kazanmadın ama bu saatten sonra prestij için yapıyorsan, ismini şey yapıyorsan, yani Real Gökçe Kırgız diye hesap açarsın artık, ne yaparsın? Ya Trump bile Real Trump diye hesap açtı yani. Onu bile taklit etmişler yani. Evet, maalesef.
Öz hakiki ben niye Ali'yi official almak zorunda kaldım? Bir kamyon akrabam var. İsimleri Ali Fuat, Ali Fahri, Hasan Ali. Hesap gitmiş almışlar Ali Eyüboğlu diye. Ulan isminizin önünde arkasında ikinci takı isim var. Niye Ali Eyüboğlu alıyorsunuz? İşte oluyor, kapatılıyor. Yani çünkü doğada her boşluk dolduruluyor. Bak gelen yorumlardan okuyayım. Birincisi çoğu insan Gökçe Kırgız'ı, diğer Gökçe Kırgız'ı sen olduğunu düşündüğünü yazıyor. Diyor ki biz imaj değiştirdiğini sanıyorduk. İşte saçlarını sararttı ve kesti. Malum olabilecek bir şey bu. O sanıyorduk diyen var. İkincisi ben bu şarkıyla evlendim diyen var. Ben bu şarkıyla çok ağladım diyen var. Aslında sana nasip olan biliyor musun? Pek çok sanatçıya bile nasip olmamış bir şeydir. Çünkü kalbime gömerim o zaman gerçekten Türk slow hani pop şarkıları içinde yer edinmiş bir şarkı. Şey mi? Barış Öztürk'ün mü aranjesini yaptı? Evet. Yani bir mırıldansa sorun olur mu bu şarkı? Şimdi kimin artık ben aklım karıştı ama çok istiyor takipçiler onu da söyleyeyim. Ya şöyle şarkıyı okuyamıyorum maalesef. Söyleyemem. Yani evet, tercih etmiyorum. Yani çünkü şöyle orada tamamlanmayan bir takım süreçler var. Onları avukatım çok daha iyi bilir yani hukuksal şeyini tam bilemiyorum. Ama şu an o bana söylememem yönünde şu anda bu şarkıyı hiç kimse söyleyemez. Çünkü şarkının söylenebilmesi için eser sahibinden izin almak gerekiyor. Şarkının söz yazarı başka, mahkemelik olmuş, bestecisiyle, bestecisi başka. Şimdi burada olacak şey şu, ben olsam Gökçe Kırgız'ın yerinde bu bestenin üzerine yeni bir söz yazarım. Düşündüm, onu da aklıma geldi. Böyle şey örnekler çıkmaya başladı karşıma şu an günümüzde yapılan. Dedim aslında böyle bir şey olabilir belki ama tabii insanlara aynı tadı vermez herhalde diye düşünüyorum. Ya bir dene. Ya hiçbir tamam, şey yapmadım. Bari dene. Birkaç tane dene. Burada şarkının tutmasının sebebi olan şey bir isim melodidir. O nedenle besteye telife dönerken %60 veriliyor. Evet. Yani önce asıl olan müzik, melodi. Söz çok yüzde... çalış. Ha pardon. Pardon abicim. Bitirdin sandım. Bir yorum gördüm. Kaçırmadan onu okuyayım dedim. Söz müzik dedin Ali abicim sen. Sen okuduğunu söyle. Ben anlamadım.